Merhaba, ben Erdem. Yanımda Ron var. Selam millet, ben de Ron. Bugün İB'e devam ediyoruz. Abi, İb ne? Abi. Abicim. Çok ayıp. İb o. Unutmuş muydun sen? Demek o yüzden diyor midem kaldırmıyor diye. Günaydın. Ben Ben de de günaydın diyorum ne diye. alaka, ne saçmalıyor geri. Aa, unutmuşum ben bunu. Yuh. Birini Algılar birinde dedim ki bunlar çok tatlı tarzı bir şey ne dedim kadar, sen de. biz de diyoruz bunlar ne kadar tatlı. Aa. Özür dilerim geri ya. Aklını yitirmek. Ben de diyorum adam gerçekten burada durmak istemiyor. Yani mantıklı. Kırmızı gözler. Ne kadar bakarsan bakayım bu sevimli değil. Burada kayda değer bir şey yok. Aa, bu kitaplık. Hareket ettirilmiş gibi duruyor. Bence Aa. Mary buradan geldi ya. Kımıldıyor. Ben bunu neden daha önce fark etmedim ki? Neyse, buradan gidebilirim. Gidelim bakalım. İnternette gördüğüm bir animasyonda çok güzel, yetenekli biri tarafından yapılmıştı. Bu az önceki odada resimdeki şeyin gözleri falan hareket ediyordu yani. Mike iner. Ah, evet. Çok güzel çizmiyor mu ya? Mike Kesinlikle Inel. katılıyorum. Çok Aynal mı güzel, okunuyor? bilmiyorum nasıl okunuyor bu arada. Inel de olabilir, Inel de olabilir. O herifin şeyini çok seviyorum. 1 Nisan'da çok Evet. gerçekçi paylaşımlar yapıyor. Çok hoşuma gidiyor. The floor has a strangely shaped indent in it. Yerde tuhaf bir şekil var, deseni var. Buradan yine ibe geçebiliyoruz. Burada da dikenlerimiz var. Daha önce gördüğümüz bitkilerin aynısı. Bunlar hakkında bir şey yapsam iyi olur, yoksa hiçbir yere gidemeyeceğim. Burada ne var? Çıkış yok. Çıkmak için bir sebep de yok. Veya çıkışın olmamasının bir sebebi de yok. Yukarıdan aşağı doğru süzülen şeyler. Kablolar. Bunu çek, bir şey yapma. Şimdilik bir şey yapmayalım. Sakatlık çıkmasın. İbe geçelim. Şunlardan hangisi olabilir acaba? Sanırım dördüncü ya. Onun altına denk geliyor çünkü. Bakalım. Dördüncüyü çekelim. Evet. IQ 400. Yanlış çekseydik ne olurdu acaba? Merak Hadi ettim şu deneyelim. an. Ya da Ekran seti gelir ve bir şeyler resetlenir. ölürüz en fazla, değil mi? Şeye geçme zamanı. Her şeyde kaydediyorum ya oyunu. Bu huyu bana şey verdi. Montaj, video editlemek. Bir ara bir videoyu kaybettim. Böyle uzun dakikalar edit Uğraştım ya. yaptım, uğraştım falan. Çöktü program. Ondan beri Word'de ne zaman bir cümle yazsam, makale yazarken veya bir oyun oynarken, işte en ufak kayda değer bir şey yapsam direkt kaydediyorum. Çok kötü bir huy bu. Hayır, bence gayet güzel bir huy. Bazen ya, bunda gerek yok mesela. Ama şey de güzel, gerçekten işe yarıyor. Özellikle sen daha iyi anlarsın çizim yaptığın için. Anlıyorum, anlıyorum. O kadar iyi anlıyorum ki sadece çizimden dolayı da değil yani o montaj vesaire. CTRL-S böyle aşındı değil mi klavyende? İb, bak köprümüz var artık. Geçebilir miyiz? Öylece bak. Geçebilir miyiz? Geçebilir miyim canım? Evet, geçebilirsin. Sanırım geçebiliriz. Adamsın lan. Çok sevimli ya. Aa, bu şeyi denk getirebiliyorduk galiba. Aşağı atayım bunu. Belki o boşluğa sokar. Geriye düşüyordu galiba, değil mi? Aynen. Harikaydı be. Oley be. Sence hangisinde ilerleme kaydedeyim? Geride. Ya zaten bildiğim kadarıyla sadece ilk ibde ilerleme kaydedebiliyordun. Bilmiyorum ki. İkisi de ortak ilerlemen gerekiyor yani. Hale de geç. Olabilir. Şeyi Geçeceksin. merak ediyorum. Bazı oyunlarda en ufak bir hareketinizin bile etkisi vardır. Yani
Oyunu yapan kişi olsam herhalde şeyi denemeye çalışırdım. Tabii bu bazen mümkün olmuyor hikayeye göre ama işte geride ilk önce ilerlerseniz mesela İb veya Meren'in başına gelebilecek kötü bir şeyi engellemek atıyorum. Onun gibi şeyler. Selam geri. Yalnız kalmayı sevmiyorum. O yüzden beni yanına al. Omzuma alayım sen ne yapayım? Rahatsız edici bir kukla. Hiç şey seçenek bile vermedi. Neden beni yanına almıyorsun? Rahatsız edici bir kukla. Neden beni görmezden geliyorsun? Benden nefret mi ediyorsun? Rahatsız edici bir kukla. Hey, benimle oyna. Yapabileceğimiz bir sürü eğlenceli şey biliyorum. Mesela ip çekmek. İp çekmek mi? İp çekmek. İp çek. Evet, kelime oyunu. Benim de çok arkadaşım var. Seni onlarla tanıştırırım. Olur. Olur dayı. Çok dar bir yoldu bu arada. Anksiyetem azdı bir an. Sonsuza kadar burada. Kal. Be here forever. Ol ya da. Oyunda mutlu son olmayan tek karakter Mary'di, değil mi? Galiba. Evet. Aga be, şu anda nedense Mary için çok üzülmeye başladım. Belki de değişmiştir ya. Dedim ya yani çok oyun seni farklı şeyler hissetmeye zorluyor. Her yani hem şey senin mutlu sonlara ulaşmanı engellemeye çalışan bir karakter. Hem de başından geçenleri düşününce üzülmeden edemiyorsun. Yani şey gibi bazı oyunlarda kötü karakterin, ana kötü karakterin böyle üzücü bir backstory'si vardır ya geçmişi. O yüzden Evet, bazen öyle. zalimleşmiştir. Ama yapacak bir şey yok. Dünya Ne adil değil. ne 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 ne. O ne sad müziğiydi violin. ya? Sad violin. O farklı bir şeydi. Ne 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 ne. Hayır, direkt sad violin değil miydi ya? O galiba Samanyolu sad violin Olabilir. falan. Evet, olabilir. Beni daha ne kadar takip edeceksin? Yetti bu kadar. Meşgulüm ve senin dostun olmayacağım. Tekme at diyor, kenara çek diyor. Tekme atmayacağım ya, canın yanar. Sonra düşman kesilir, başımıza sıkıntı çıkmasın. Böyle zamanlarda en iyisi görmezden gelmektir. Burada bir anahtar girişi yok. Kapıyı açmanın başka bir yolu olmalı. Beni al. Oy oy. Al beni al. Al beni al. Bayağı reklam yerleştirme yaptık ya. Olsun, paramızı alır zaten Paramıza diyorsun. aynen başvuralım. Zengin olduk. Şeyi görüyorum Twitter'da bazen. İşte, uf, bugün evde Dido kalmamış yazıyor tamam mı? Sonra Dido bunu görüyor. Niye bilmiyorum. Bir şekilde görüyor. Veya şeyi bile düşünür oldum artık paranoyaklıktan. Bu tweet'i o kişiye bilerek attırıyor şirket. İşte sonra bu tweet'e cevap veriyor. Buyurun size bir koli Dido. İşte tadını çıkarın. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya. O da aa çok teşekkür ederim Dido falan diyor. Tabii böyle bir şey yapmamış. Lütfen Dido bize dava açmayın ama. Ben yani rastgele bir marka adı verdim. Olmamış olabilir böyle bir olay. Sonra onu bayağı kişi görüyor. Vay işte bunu ilk yapan ben olmadığım için pişmanım falan gibisinden bir muhabbet dönüyor. Olsun, kral hareket. Kral hareket evet. Gerçekten. Derinlikler. Böyle şeyler güzel tabii. Böyle reklamlar. Yani bu bir reklamsa bile, kasti bir reklamsa bile güzel bir reklam takdir etmek lazım. Bu da ne? Bir çeşit topa benziyor. Gizemli top, sarı. Aldık. Ah kayboldu. Kayboldu mu? E cebine almadın. Ne oldu? Anlamadım. Niye kayboldu? Çocuk sesleri kukladan geldi zannettim. Altıma ediyordu. Misafir var. Öyle mi? Evet. Vay be. Çağırsana beraber oynayalım diyormuş. Rahatsız edici Çok kukla. mümkün değil. Türkçe konuşuyor olsaydı belki. Aga be. Şey mi? Yabancıca mı konuşuyor? Yabancıca neyse. Yabancıca, evet, yabancı. Yabancıca. Yavurca falan. I'll follow you forever. Seni of of. Niye konuşamıyorum girip. Seni sonsuza kadar takip edeceğim. Evim yakınlarda. Kardeşim sapık mısın? Stalker mısın? Nesin? Anlamadım ki.
Bu devasa şey de ne? Tuhaf bir yüzü var zaten. Anlamadım ki. Şeye benziyor. Boyama yapılan paletlere benziyor. Elde tutulan, baş parmağını içinden geçirdiğiniz. Değil mi? Evet. Ama şey üstünde de ne denir? Bal kabaklarını Halloween'de yaptığımız yüz ifadesi var ya Aynen ortasında. öyle. Sen evet sen deyince fark ettim. Tam o yüzü andırıyor. Diyorum korkunç bir yüz. Bu neye benziyor ama? Collect the seven colored balls of paint. 7 renkli topu bul. Sonra yol açılacaktır. Şey geldi aklıma. Ejder topları geldi. Dragon Balls. Renkli toplar mı? Acaba daha önce kaybolan topu mu kastediyor? Zaten sarı bir top belirmiş üzerinde. Galiba biz topladıkça burada belirecek. Muazzam gece. Şuradaki eller çok acayip. Heart in custody. Bu suçluları yakalayınca nereye atarlar? Hapishane. Yok, hapishaneden önce bir şey atıyorlar ya. Gecelik. Bir geceliğine. Unuttum ya. Bunu atıyorlar. Ha? Göz evine miydi? Gözleme. Gözaltı. Ha, gözaltı. Göz altındaki kalp. Gözaltını nasıl unuttum ya? Kalp ha? Kalbi İngilizce bir andırmıyor. Türkçesini unutmak işte mi? Oley lan. Şey çok tuhaf ya. Bir dili o kadar çok çalışıyorsun ki artık şeyini Ana dilini unutuyorsun. unut. Yani ana dilini unutuyorsun gerçekten. Bu arada canımız tam olduğu için şuradan yenilemeyeceğim. Şurada galiba kilitliydi. Diyor ki bu kapıyı açmanın başka bir yolu olmalı. Kapı kolu tuhaf bir şekilde soğuk. Yani ne alakaysa. Sıcak olmasını beklemiyordum zaten de. Kombinasyon sonucu açığa çıkan bir iş. Two of one flesh. Tek bir parçanın flesh bazen et olarak da kullanılır. İkisi. Ben bir tane görüyorum ama. Ne alaka? Hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor be? Tane var. Aa bu ne Ha, çeşit bir ola böyle? her adım attığımızda hasar yediğimiz öde. Değil mi? Onu andırıyor evet. Şey çok değişmiş ya üstad. Odaların dizaynı fark Değil mi? ettiysen. Evet. Mini game'lerin özellikle. I think I ought to watch out for that strange gas coming from the floor. Sanırım zeminden çıkan gaza dikkat etmeliyim. Tuhaf gaza. Evet, bence de. Bu ne? Juggling. Hokkabazlık. Resimden bir ses geliyor. Ben hangi yıl doğdum? 1963. Yanlış. Ah! Evet be. Oha pardon. Kafamı attı. Sıkıntı yok ya, canın sağ olsun. Olta. Olta yok. Burada bir anahtar deliği var. Şey pardon, anahtar deliği yok. Kapıyı açmanın başka bir yolu olmalı. Hayda. İbe geçelim. Bu arada kayıtlar iyice karıştı ya. Valla gelişi güzel kaydediyorum artık. Yapacak bir şey yok. O iyi sona ulaşamaz da geri dönemeyeceğiz. Ulaşamasak da. Olsun kayıt indiririz. Sanırım iyi sona ulaşamazsak baştan başlama gibi bir şeyimiz olacak. Hey, Öyle mi? sana bir şey sorabilir miyim? Evet, öyle bir sıkıntı yaşayacakmışız gibi hissediyorum. Çünkü kayıt dosyaları çok karıştı. Şey yapmadım. İbden şey geçerken, geriye geçerken son kaydettiğimiz kayıt değişiyor. Onu da aklımda tutmuyorum mesela. Geride işte diye atıyorum 10'uncuya kaydettiysem. Benim bir şey de kayıt dosyaları dediğim şu anlamdaydı. İnternetten hani o sona Ha. ulaşmak için gerekli insanlar yapıyor. Sunucuna kadar geliyor. Orada kayıt alıyor. Kayıtları kayıt. Yine kayıt diyeyim. Neyse. Olabilir. Ondan bahsediyorum. Bir bakalım. Olur üstad, o aklıma gelmemişti. Hey, sana bir şey sorabilir miyim? Geri senin baban mı? Ne? Ne? Nope. Hayır. Bir de şey ya. I'm your Dön 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 dön. İp çok şey ya. Geyik bir kız. Bence çok nasıl diyeyim. Bazı father. yeni nesil çocuklar vardır. Çok duygusuzdur.
Ama aynı zamanda da nasıl diyeyim? Fırlamadır. Tamam mı? Hani soru sorduğunda işte nasılsın canımın içi falan dersin. İyi Erdem abi falan neydi? İyidir. Senden ne haber? Falan gibi böyle. O kafada bir çocukmuş gibi böyle. Nope'dan ben onu sezdim yani. Nope. Hayır. Yo. Hani şey gibi. Türkçe'ye çevirsem bunu nope'u hayır diye çevirmezdim. Yo diye çevirirdim. İki oğla. Evet, de. He's a stranger. O bir yabancı. İkisinin birbirinden çok bir farkı yok ama aşağıdaki bayağı soyutluyor. Ben üsttekini diyeceğim o yüzden. Nope. O zaman baban başka biri. Annen iyi biri mi? İyi. Ne yapacaksın? Kardeşim mi olacaksın? Hayırdır? Aileye mi katılacaksın? Evet. Kızmadığında iyidir. Pardon, ben tam tersini söyledim. Kızdığında iyi biri değildir diyor. Kızdığında hoş değildir. Not when she's mad. Sana kızıyor mu İb? Aileni tekrar görmek istiyorsun, değil mi? Ben de buradan yakında çıkmak istiyorum. Hey İb. Sadece ikimiz çıkarsak buradan, o zaman ne yaparsın? Ha. Burada ikimiz derken şeyi kastetmiyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Mary kendisiyle İb'i kastetmiyorum. Üç kişi arasından sadece iki kişi çıkabilirse o zaman ne yaparsın diyor. Geriyle çıkarım. Seninle çıkarım Mary. Bunu neden soruyorsun? Ben en alttakine diyeceğim. Bozuşmaya gerek yok. Ha? Bilmiyorum. Sadece anlarsın ya. Yani öyle olursa ne yapacağını merak ettim sadece. Merak ettim o kadar. Sacrifice ending. Abi ben Efendim? Sacrifice ending'de o kadar ağlamıştım ki. Sacrifice diye bir ending vardı ya. Şey değil Bir mi? Bu hayran oyununu diyorsun galiba. evet. Evet. Onlara konu diyorum. O çok fenaydı ya. Kendini feda Bayağı. etti. Ya ben şunu merak ediyorum. Bence bu oyun yapımcısının aklına gelmeyen çok dramatik ve etkileyici bir sondu. Ama İbin kitlesi oyun yapımcısını aşmış bence de. aşmışlar ama benim anlayamadığım kısım şu. Oyun yapımcısı neden izin vermiyor böyle şeyleri? Ciddi manada yasaklıyor. Bir ara şey bile yaptı. İyi bir oyununun videolarını çekmeyi yasakladı herif. Artık bilmiyorum, Değil kadın da mi? olabilir. Biz çok radara takılmadık tabii Türk izleyiciler arasında olduğumuz için. Bazı oyunlar yasak gerçekten bu arada. Haberiniz olsun. Onların let's play'ini çekmek yasak oluyor da onların bir listesi vardı hatta. Neyse. Merak ettim o kadar. Hadi devam edelim. Sen veletsin. Bunu niye merak edersin ki? Allah aşkına. Yıldızların bilmem neyi. Gece gökyüzü çok güzel görünüyor. Gerçekten. Yukarıda bu kadar küçük beyaz şey olması beni şaşırtıyor. Dışarı çıktığımızda, buradan kurtulduğumuzda yıldızların ne kadar olduğunu beraber sayalım. Peki. Heavenly Thread. Cennetten gelen bir ip galiba. Thread. Bu ne Evet. be? Kapının koruyucusu. Kapıda şey, aynada bir yazı belirdi. Resmin ismiyle cevap ver. Doğru bilirsen kapıyı açacağım. Ya yanlış bilirsem reddet, Mary'e danış, kabul et meydan okumayı. Ya yanlış bilirsem? Aa cevap vermedi. Mary'e danışalım. Tekrar yanlış bilirsem diye Bir deneyim de, onu kurulsun. bir daha deneyelim. Sadece resimlerin isimlerini söyleyeceğiz değil mi? Kulağa eğlenceli geliyor. Hadi deneyelim. Yanlış bilirsem. Bence şimdilik reddedelim. Yazık oldu. Ashamed dedi. Eşeğim. Ashamed. Öyle bir dedin ki eşeğim gibi hani. Ashamed. Arkadaşım Ben bir arkadaşım. ashamed. Bir ara öyle bir müzik vardı. Ben bir arıyorum. What's this place? Bu mekanda ne? Rengi yok. Uçan bir paletle fırça. Sanki burada biri var gibi. Görünmez biri. Gökyüzü var. Şeyin, tuvalin üstünde. Şey, gökyüzü diyorum. Gökkuşağı. Affedersiniz. Karşı tarafta enektar var. Bu kim? Endişe. Endişe böyle uzatılıyor mu acaba? Hatırlayamadım. Endişe. Tattletale. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum.
Cilt ve ya da deri ve artık her neyse. Fisherman, balıkçı. Burada kimse yok ki. Bu da daha önce gördüğüm solucan andırıyor. Two of one flash. Geri demişti ya, ben bir tane görüyorum diye. İşte bu da ikincisi. Resimler birbirine bağlı. Harika. Aydınlandım. Evet. Şu ablanın eteği uçuşuyordu. Bize tokat mı atıyordun? Galiba. Duvarda bir resim var. Ulaşamıyorum. Kare bir kaya. Bu çok sıradan bir kaya, değil mi? Şey, içlerinden tek sıradan kaya olan bu, değil mi? Tuhaf. Bence bu kaya değil. Altında bunun şeyi var. Zaten üstünde spiral şeklini görürsünüz. Bunun altında bence bir canlı var. Kitaplardan birinde gördüğün bir yaratık. Bunu biliyorum. Yaratık. Yaratık. Creature. Varlık. Bir kitapta görmüştüm. It said it went extinct a long time ago. Uzun zaman önce neslinin tükendiği yazıyordu. Tükenmek ne demek ki? Bir salyangoz. Büyük bir lollipop'a benziyor. Bir hermit yengeç. Çok sivri duruyor ve canımızı yakabilecekmiş gibi görünüyor. Kurutulmuş yaşam formları. Şemsiyesi olmayan hanımefendi. Baya baktık ya, şaka maka. Burası kilitli. Sanıyorum geriye dönebiliriz diyeceğim ama canımızı yenileyip şu odayı denesek mi diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Başka bir şeyimiz kalmadı ki. Bence bu odayı yaparız ya. Deneyelim mi? Şey, o canımızı yenileme şeyi sonsuzdu değil mi? Eternal Blessing gibi bir şey geçiyordu çünkü. Tekrar tekrar kullanabiliyorduk. Şu an aynen. Yeniledim aynen. Sonsuzmuş. Güzel. Beğendim. Bazıları sonsuz değil çünkü biliyorsun. Evet. Found a ball of paint. Violet şeyini bulduk. Menekşe rengindeki topu bulduk. Bu arada odanın tasarımı değişmiş. Artık her kıpırdadığımızda canımız gitmiyor. Üstüne gidiyor sadece. Şimdi geri dönebiliriz. Alttan gitmeyi deneyebiliriz. Denelim. Oha, içişer götürüyor canımı. Yeşiller mi? Hayır, kırmızılar. Bir canım mı kaldı? Öldük. Gitarım olursa şunu çalmak istiyorum. Ben de. Pes etmeyeceğim. Bence sonraki bölümde devam edebiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.